Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu sabi'u min babi sabr. Bugün babu sabrın 7. dersini okuyoruz. El babu sabi'u min babi sabr. Sabr babının 7. dersini okuyoruz. Ve an Ebi Hüreyre'te radiyallahu anhu. Kimden rivayet edilmiş? Ebu Hüreyre'den rivayet edilmiş. Radiyallahu anhu, Allahu Zülcelal kendisinden razı olsun. Ne rivayet edilmiş Ebu Hüreyre'den? Vefatı kaç? 57. Güzel. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kal demiş. Leyse şedidu, şedid, güçlü, kuvvetli adam bir süraati, süraatle değil. Neyle değil? Süraatle değil. Yani süraatli olan kişi, güreşte insanları yenen, insanları yere atan kişi değil. Kuvvetli insan sayılmaz. İnneme şedidu, şedid, اَلَّذ۪ي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَدَبِ. Şedid insan, güçlü insan, gadeb anında nefsine hakim olan, nefsini yenen kişidir. Demek, لَيْسَ شَدِيدُ بِسُرَعَةِ. Şedid ne değil Abdullah? Şedid süratle değil. Yani milleti yere atmayla, dövmeyle, yol kesmeyle. Bu şedidlik bu değil. İnneme şedidu şedid kişi ellezi yemliku nefsehu indel gadebi. Gadeb anında nefsine sahip çıkandır. Bu hadis kim rivayet ediyor? Muttefakun aleyhi. Hem Müslüm hem Bukhari ikisi de bunu rivayet etmişler. Ve suraatu. Suraat ne de? Bidemmi sadi ve fethi ra'i. وَأَسْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ. Bunun asli Arabların yanında مَنْ يَسْرَعُ النَّاسَ كَسِيرًا. O ki insanları çok neyden? Yenen. Güreşte insanı neyden? Yenen kişidir. فُعَلَتْ وَزْنِ. O fiili çok yapan kişi. فُعَلَتْ. فُعَلَتْ. O kişi ki o fiili kendine adet haline getirmiş. فُعَلَتْ. O fiili çok yapan. Burada süraat. Bu güleşi, insanı yenmeyi çok yapan kişi. Fualet olursa, mesela duhketun. Bu adam gülmeyi kendine adet haline gelmiş. Duhaketun, çok gülen kişi. Duhaket, çok gülen kişi. Duhket, gülmeyi kendine adet haline getiren kişi demektir. Bitti. Hani hadiste bir kelime biraz yabancı olursa ne ediyor? İmam Nevevi onu açıklıyor. وَالسُّرَعَةُ بِدَمِ السَّادِ وَفَتْهِ الرَّعِيمِ وَأَسْلُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَسْلَعُ النَّاسِ كَسِيرًا وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُرْدِينَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Süleyman bin Surd 65'te vefat etmiş. Bunun asıl depti Yesar'di. Efendimiz demiş, senin ismin nedir? Yesar demiş, senin ismin Süleyman olsun. Artık ondan sonra ismin ne oldu? Süleyman oldu. Ve an Süleyman ebni surdin. Çünkü Süleyman ebne surdin. Nun fethesi, nun fethelimdir. Yok. An Süleyman gayri musarif olduğu için caresi fethayla gelmiş. Bakın an olduğu halde fethayla gelmiş. Ama bini onun sıfatidir, caresi kesreyle gelmeli. O fethe yanlıştır. Süleyman bin Sur'den rivayet ediliyor radiyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Kal demiş. Kuntu calisen ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordum. Bize yakın bir yerde varaculan yestebani. İki adam birbirini sövüyorlar. Birbirlerine
nahoş kelimeleri ne ediyorlar? Kullanıyorlar. Ve ahaduhuma kadih merre. Onlardan biri kıpkırmızı olmuş. O kadar sinirlenmiş, kıpkırmızı olmuş. İhmerre veşu ve yüzü ne olmuş? Kıpkırmızı olmuş. Ve entefekhet şişmiş evdacu. Evdac bu yan taraftaki damarlar var ya, yani hayvan kesiliyor, bunları kesiyorlar. Oldu mu? وَاَنْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُمْ Evdacları, o boynundaki damarlar şişmiş. Yüzün kırmızı olması, damarların şişmesi onun çok sınırlandığını ne ediyor? Ortaya koyuyor. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ Allah'ın Resulü dedi ki, اِنِّنْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً Ben bir kelimeyi biliyorum, Allah bana bildirmiş. لَوْ قَالَهَا Eğer o adam o kelimeyi deseydi, لَزَهَبَ عَنْهُ Ondan giderdi مَا يَجِدُ Şu an kendisinde hissettiği o sınırı, o gazep ne olurdu giderdi. Bildiniz mi? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ اِنِّي لَاَعْلَمُ كَلِمَةً Ben bir kelimeyi biliyorum. لَوْ قَالَهَا Eğer o adam o kelimeyi deseydi, lezzebe gideri anı ondan ma yecidu. Şu an gördüğü, bulduğu, kendine hissettiği o gadebi, o sınırı giderdi. لَوْ قَالَ Eğer böyle deseydi, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deseydi, sınırı giderdi. Zehebe anı ondan giderdi ma yecidu. Kendinde hissettiği gadeb giderdi. فَقَالُ لَهُ O arada birkaç kişi birden o adama dediler, اِنَّ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem قَالَ تَعَوَّزْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Sen böyle de. Tabi artık hadis bitiyor. O adam da onu hemen demiş ve rahatlamış. مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Bu hadise nedir? مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ وَعَنْ مُعَازِ بْنِ اَنَاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Muaz bin Enes'ten rivayet edilmiş. Muaz bin Enes'ten rivayet edilmiş. Radiyallahu anhu. Allah kendisinden ne olsun? Razı olsun. Ne rivayet edilmiş? Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi şöyle demiş. Men kezzeme gayzen. Kim gayzini yutarsa. Kezzeme yutmak demek. Men kezzeme gayzen, kim gayzini, sınırını yutarsa, içine alırsa, hal ve huve kadirun ala en yunfizehu, o adam kadirdi, o gadebini, gayzini infaz edebilirdi, yerine getirebilirdi. Yani, biri onu kızılmış, bu gider ona tokat atabilirdi, dövebilirdi, hakaret edebilirdi. Sınırının gereğini yerine getirebiliyordu. Buna rağmen o gadebini yerine getirmiyor. Gadebin gereğini yerine getirmiyor. Ne diyor? Gadebini yutuyor. Ha men kezzeme gayzen kim sınırını yutarsa hal ve huve kadirun ala en yunfizehu onu infaz etmeye, yerine getirmeye de gücü vardı. Da'ahullahu subhanehu. Yüce Allah kıyamet gününde bu adamı çağırır. Ala ru'usil halaiki. Bütün mahlukatların başları üzerine, yani huzurlarında. Bütün mahşerdeki mahlukatların huzurunda Yüce Allah buna sesleniyor. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Onu çağırıyor. Huzuruna çekiyor. Hatta yuhayyirehu. Onu muhayyer kılıyor bütün mahlukatların gözü önünde. Minel huril in. Huril in'den onu muhayyer kılıyor. Diyor bu hurilerden kendine seç maşa'e. Dilediğini seç. Oldu mu? Dilediği hurileri kaç tane ve hangisini istiyorsan kendine seç. Bu kadar gadebini yutmak, sınırını yutmak Allah katında makbuldur. Ravahu Ebu Davud ve Tirmiziyyü ve kâle hadisun hasenun. Bu hadise nedir? Hasendir. Oldum. Şimdi huri. Huri. Huri
demek gözlerin hani o bebeği siyah, atrafları da beyaz. Huri demek gözlerin siyah kısmı çok siyah, beyaz kısmı da çok beyaz. Birbirine zıt iki renk bir araya geldiyse çok güzel olur. Hür odur. İnne demek, inde demek geniş demek. Yani gözleri geniş, beyazlıkları çok beyaz, siyahlıkları da çok siyahdır. Oldum. Hur ahvarunun neyidir? Cemidir. Ahvaru havra'e hurun. İn, o da a'yenu ayna'e uynun. Hani ahmeru hamra'e humrun. A'yenu ayna'e uynun. Uynun. Bu sefer ya'nın makabili denmedir. O ya vava kalb olmaması için. Makabildeki aynı kesre ettik. İn oldu. Şu an en nesre biri derse ayna'enin cemidir. Asli uynundur. Benzeri hamra'enin cemdi humrun geldiği gibi. Oldu. Şimdi bu hadislerde ne anlıyoruz? Bütün bu hadislerde sınırlı anda sabırlı olmak, sınırı yürütmek, sınırın yerini yerine getirmemekten, faziletinden bahsediyoruz. Ve an Ebi Hüreyre radiyallahu anhu, o da 57'de vefat etmiş, hep tekrar ediyoruz. Enne racülen kâle linnebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, evsini, bana vasiyet et. Kâle Allah'ın Resulü dedi, la tağder, sen kızma. Ferreddede miraren. Kaç sefer bunu tekrar etti. Ne demek Ali? Ferreddede reddedi, tekrar etti miraren. Birkaç sefer, evsini ya Resulallah dedi, Allah'ın Resulü la tağder. Evsini ya Resulallah, Allah'ın Resulü la tağder. Ferreddede miraren, kâle Allah'ın Resulü dedi, la tağder. Bana faydalı bir şey vasiyetli defalarca bunu söylüyor. Allah'ın Resulü sabırlı ol, kızma, sınırlenme. Aha bu neyi gösteriyor? Bu sabrın ne kadar önemli olduğunu. Gadeblenmemek, gadebi gerektiren durumlarda gadebini yutmak ne kadar faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Oldu. Ve an Ebi Hüreyre radiyallahu anhu, yine Ebi Hüreyre'den rivayet edilmiş, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mâ yezâlul belâ'u bil mu'mini vel mu'mineti. Mu'min erkek, mu'min kadından bela zail olmaz. Hep başına ne gelir? Bela gelir. Kime? Mu'min erkek, erkeğe, mu'min kadına. مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ Mümin ve müminetten bela zail olmaz. Bu bela neden gelir? Fî nefsi nefsine gelir, hastalıktır. وَوَلَدِهِ Çocuğunda gelir. وَوَلَدِهِ Öyle değil mi? Çocuğuna başına bir sıkıntı gelir. وَمَالِهِ Malında gelir, mal telef olur. Mümin ve müminet olan kişiden bela canında, malında, evlatlarından zail olmaz. Hatta yelkallâhe. Hatta Allah'a, Allah ile karşılaşıp hal hal ve ma aleyhi hatiyatı. Onun üzerine hiçbir hata kalmamak kaydıyla. Kalmamak kaydıyla. Demek Yüce Allah mümin, mümineti o kadar sever. Nefsinde, veledinde,
malında musibetleri verir, o da o musibetin izdirabıyla çırpınıyor, kıvranıyor. Ne zamana kadar? Ta ki ölüp Allah'ın huzuruna gidince kendisinin üzerine hiçbir hata kalmamak kaydıyla, suretiyle musibetlerle hep karşı karşıya kalır. مَا يَزَارُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِّهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَ اللّٰهَ تَعَالَى. Hatta ki Allah'la ne? Allah'la karşılaşırsa hal hal ve ma aleyhi hatiyatun. Onun üzerine hiçbir hata da kalmamış. Nereye gitmiş hatalar? O belalarla affedilmiş. O belalarla telafi edilmiş. رَوَاهُ تِرْمِزِيُّمْ. Bu hadis kim rivayet ediyor? İmam Tirmizi rivayet ediyor. وَقَالَ حَدِيسٌ حَسَنٌ سَحِحٌ. Demiş bu hadis hem hasendir hem sahih. Hep tekrar ediyoruz. Ya hasen sahih olmaz. Sahih hasen olmaz. Nasıl hem hasen hem sahih olur? Çünkü hasen ile sahih arasında fark. Sahih o ki ravileri zirvede güçlüdürler. Hasen biraz zayıflık var. Biraz varsa sahih olmaz. Hiç yoksa hasen olmaz. Ha biz deriz hasen ile sahih 2-3 cevabı var. En meşhur cevabı bu. Bir hadis bir iki isnadla geliyor. Bir hadis bir iki isnadla gelir. İsnadın birine göre sahih, birine göre hasendir. Yoksa bir isnadla bir hadis hem sahih hem hadis olmaz. Eğer hasen sahihse demek isnadın birine göre sahih, o isnadın birinin ravileri çok güçlü. İsnadın birine göre hasen ne var? Az bir zayıflık ravilerin hepsinde veya bir kısmında var. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. Bakın İbn Abbas Taif'ten metfundur. Vefatı kaç? 68. Nerede vefat etmiş? Taif'te. Taif'te vefat etmiş. Taif'te 70 kilo. Allah alem. Takriben 70 kilo Mekke'nin doğusuna düşüyor. وعن ابن عباس İbn Abbas رضي الله عنه Hazreti Abbas'ın oğlu ismi Abdullah, 5 büyük fukaha sahabelerden biridir. Kâle kadime Uyeyne tübnu Hisnin. Uyeyne bin Hisn geldi. Fe nezele ala ibni ahihi el Hur bin Kays. Geldi Hur bin Kays'e misafir oldu Medine'de. Yani Uyeyne bin Hisn kendi yeğeninin evine geldi. Yeni kim? Hur bin Kays'ti. Kays ile Uyeyne kardeştirler. Uyeyne yani Hur'un amcası, Hur bin Kays'ın amcası ki Uyeyne ona geldi, misafir oldu. Ve kâne, bak dikkat edin, bu kim? Bu Uyeyne, bu Hur minen neferi lezine yudnihimu yudnihim Ömer'u radiyallahu anh'ın. Hazreti Ömer'in böyle seçkin fukaha, fukihi bilen, ayetlerini, ahkamlarını iyi bilen bir grup ileri gelenleri vardı. Hep onları meclise toplardı. Onlarla devlet işlerini istişare ederdi, meseleleri çözerdi. Bu Hur bin Kays da o neferdendi. Nefer 3 ile 10 arası adet. Yani ondan az, 3'ten fazla. Ve kana buhur minen neferi lezine o neferden idi ki yudnihim Ömer'u radiyallahu anhu. Hazreti Ömer onu kendine yaklaştırıyordu, meclise yaklaştırıyordu. Yani Hazreti Ömer'in kendine yaklaştırdıkları, mecliste toplandıkları neferden biriydi. Ve kana el-kurra'u Kur'an, yani Kur'an'ı okuyan değil. Kur'an'ı okumayla, herkes Kur'an'ı okurdu. Kur'an'ı okumayla birlikte Kur'an'ın manilerini, ahkamlarını iyi bilenler. Kur'anlar eshabe meclis Ömer radiyallahu anhu. Onlar Hazreti Ömer'in meclisinin eshabları dile, mülazimi dile sürekli Hazreti Ömer'in meclisine giderdi. Hazreti Ömer onları çağırırdı. Ve müşaveretihi, yani eshabe müşavereti Hazreti Ömer'in istişare eshabları, arkadaşları dile. Kuhulen yaşlıları da vardı. Kuhulen kanu ev şubbane. İster yaşlı, ister genç. Yaş
30-40 arası, kimisi 33-50 arası, Şubban da ne daha 30'dan aşağı olanlar. Hazreti Ömer'in öyle ashab, meclis ashabları vardı, müşavere ashabları vardı. Fakala Uyeynetu libni ahihi. Fakala Uyeynetu libni ahihi. Uyeyne ibnu ahihisine dedi ki, yebne ahi. Yebne ahi. Ey benim kardeşimin oğlu. Kim onun yanına gitmişti? Uyeyne. Kimin yanına gitmiş? Hürbünü Kays. Bak, amcası yeğene diyor. Uyeyne dedi, Libnehi kardeşinin oğluna dedi. Yani Uyeyne, kardeşinin oğlu kime dedi? Hürbünü Kays'e dedi. Yebnehi, ey benim yeğenim, kardeşimin oğlu. Leke veşhun inde hazil emiri. Bu emirin yanında senin bir veşin var. Veci bana kıymet, senin kıymetin var, değerin var. Seni seviyor, sayıyor. Sen onun müşavire ashablarından, meclis ashablarından birisin. Feste'ezin li aleyhi. Feste'ezin, sen iznin al. Li benim için aleyhi. Onun üzerine benim izin al, iznimi al. Yani izin al, ben de bugün onun yanına geleyim, onun meclisine geleyim. Feste'ezene, o da Hazreti Ömer'den izin aldı. İzin istedi, fe ezzine lehu Ömer'u. Ömer izin verdi, gelsin dedi. Senin amcan da gelsin. Felemma dâkhele, meclise girer girmez, kâle dedi, hi yebnel hatab. Hi, böyle tehdidde kullanılan kelimedir. Hi yebnel hatab. Ey İbn-ül Hatab. Fe vallahi Allah'a yemin ederim ki, ma tu'tinel cezle. Sen bize bol mal vermiyorsun. Bize bol mal ne etmiyorsun? Vermiyorsun. Ve la tahkumu fina bil adli. Aramızda adaletle de hüküm etmiyorsun. Adaletsizlik yapıyorsun. Böyle deyince fagadibe Ömer'u radiyallahu anhu. Hazreti Ömer kızdı. Hatta hemme Ömer kastetti ki hemme erade kastetti ki en yuqi'a bihi en yuqi'a vaki etsin bihi ona İkaben, mef'ul mahzuf. Yani irade etti ki ona bir ikabi ika etsin. Yani irade etti ki onu dövsün. Fekale lehul hurru. Hur Hazreti Ömer'e dedi ki onu yeğeni. Ya emirel müminin. Ey emirel müminin. İnne Allah Teala Allahu Teala kale li nebihi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Zülcelal Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme demiş ki Huzil afve ayeti böyle geçiyor. Daima affı tut. Yani affedici ol. Ve emr bil urfi. Daima iyiliği emret. Ve arid anil cahiline. Cahillerden de i'raz et. Cahilleri muhatap alma. Ve inne haze minel cahilin. Bu da cahillerdendir. Allah-u Zülcelal diyor. Cahillerden neydin? İ'raz edin. Vallahi ma cavezeha umeru. Vallahi Allah'a yemin ederim ki ma cavezeha Ömer'u. Ömer bu ayeti geçmedi. Hine telaha. Hür bu ayeti okur okumaz Hazreti Ömer durdu. Bu ayeti geçmedi. Yani bu ayetin okumasından sonra hiçbir şey olmadı. Ve kâne olmuştu Ömer vakafen inde kitabillahi teala. Allah'ın kitabının yanında vakafdi. Çok durandı. Yani bir ayet bir şey deseydi hemen dururdu, ileri gitmezdi. Ayet ne dediyse o şekil yapar. Vakanı olmuştu Ömer. Vakafen inde kitabillahi teala. Allah'ın kitabının yanında neydi? Vakafdi. Oldu. Orada çok dururdu. Ravahul Buhari'yi, Buhari ne etmiş? Buhari bunu rivayet etmiş bu hadis. Ve Ali bin Mes'udin radiyallahu anhu orada dursa kalan bir ders olur mu? Orada duralım, kalanı da bir ders yaparız. Allah.
بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب